CHP'de tüm bu gelişmeler yaşanırken Sayın Seçer, Suriye'nin kuzeyindeki kışkırtma girişimleriyle ilgili de Türk bayrağına saldıran o provokatör yakalandı. Suçunu itiraf etti o şahıs. Bir taraftan da hem özür diledi hem de kendini azmettirenlerin ismini bir bir ifşa etti. Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına saldıran provokatörler MİT tarafından yakalandı. Türk güvenlik güçleri Amerikan destekli provokatörleri sorguladı. O sorgunun görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye ve Suriye liderlerinin karşılıklı işbirliği mesajlarının ardından her iki ülkede provokasyonlar yaşanmıştı. Suriye'nin kuzeyinde provokatörler Elbab şehrinde Türk bayrağına saldırmıştı. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, bağımsızlığımızın sembolü olan bu vatan uğruna onca şehit kanı dökülerek rengini alan Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar yakalanmıştır denildi. Kaynakların açıklamasında yakalananlar arasında yer alan 2007 doğumlu bir şahsın ifadelerine yer verildi. Şahıs, Türk jandarmaları tarafından alınan ifadesinde suçunu itiraf etti, kendisini azmettiren akrabasının adını verdi. Güvenlik kaynakları bu kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldığını açıkladı. Şahsın sorgusuna dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde suçunu itiraf eden şahıs, "Türk bayrağına saldırdım, çok pişmanım. Türk halkından özür diliyorum." ifadelerini kullandı. Güvenlik kaynaklarının açıklamasında Türk bayrağına uzanan eller cezasız kalmayacaktır vurgusu yapıldı. Açıklamada güvenlik güçleri bu eylemlere karşı sessiz kalmamış, gerekli adımları en sert şekilde atmış ve olayları provoke edenleri bir bir yakalamış, yakalamaya da devam etmektedir denildi.